Şu hale bak anasını. Ekmekler sırılsıklam bir maddeden dolayı. Ayrıca ağaca zarar vermek için bir şey bu. Ağacın haline bakın. Ağacın haline bakın be. Ne hale gelmiş. Müdahale etmeyin lan, kesiliyor durmadan. Telefonunla oturmuş orada. Ha? İşleme bakın be. Diğerini kaldırdım. Sırılsıklam şeyler bir şeyle. Ayaklarımı yakan bir asit. Bu millet bir ağaç için gezi düzenledi be. Milleti sokağa döktü. Kapattınız mı Mert? Kim döküyor şu ekmekleri, kim döküyor ya? Görüyorsunuzdur, bütün gün buradasınız. Bir görmüyor, üç maymun. Peki sizin dükkanın önüne kim toksoplazmalı kedileri sıçtırıyor? Ha, müşteriniz kapacak bunu. Kanserojen bir şey bunlar. Ha, dün sabah çektim burada. Üstüne ezmişler bile. Kaldırmayayım diye. Ne bilesiniz siz be? Ne bilersiniz siz? Hiçbir şey bilmiyoruz, üç maymun biz. Ne bilir onlar be? Üç maymun, seninle gelip konu buraya. Sen değil miydin be? Temoto yolunda. Çok benziyor. Baltayla saldırılan değil miydin be? Oradan bana gelmiyor fakat komşu var orada. Gidici. Kim için? Kendi anasıyla ilk hamster için. Tamam, şimdi kaldırdık, bitti iş. Ne bekliyorsunuz lan? Kapattınız orayı. Yenileri mi dökeceksiniz? Ya kim bilir neler var daha. Ben söylüyorum, oğlun neden öyle yapıyordu? Oğlunu öldürmeye çalışıyordum ben. Ne bilelim biz? Hı? Gündüz açıyorum, kedileri orada. Kanal yolunda. Bar kafede barınan, ne bilelim biz be. Komşuya bok aynı noktada. Ne bilsin o be. Kedileri orada sıçıyor karşısında. Ne bilir lan bunlar, değil mi kedicik? Ne bilir, tam noktaya orada sıçıyor. Ancak kendi anasıyla iksamstır bilir. Anında pancuru açar açmaz nasıl kaçıyorlar be hayvanlarıyla. Aa, Yusuf video çekecek. Çıkmayalım. Bu saatten sonra benim söylediğime inanmayan var ya, beklesin. Nerede dolaşacak? Burada. Boğazımı kesen yerde odada. Nefesimi kesen yerde. Burada. Bütün çimenleri çürüttükleri yerde. Videom iptal oldu. İyi akşamlar. Nefesim kesilerek açıyorum. Bir
Dünyanın uyutu var. Panjuru. Ne var burada? Hayvan gösteriyorlar. Bunu önlemeyeceğim. Pitbull. İki tane tip. Maganda. Sonra çıkıyorum balkona, gittiler. Karşıya. Sonra çıkıyorum parka, bakma üstüme ekmekleri döken cadılar. Ve park kafe saat 1'de o zaman kapanıyor. Ve buradan ses soruyorum, kamerama diyorum, neye sevindi bunlar be? Ha, bu Binal Diken Çoban Soyad. Bu şeyleri yöneten Türkiye Futbol Federasyonu ellerine geçti. Onu kutluyor olabilir. Çünkü analarının iç hamsterını kutlamıyor olamamazlar. Çok bu. Boğazım tıkanırcasına uyanıyorum. Pencerem karşısı. Ki bütün gün uyutular. Bakıyorum dışarı, buradan gösteriyorlar. İleri geri pitbullarını. Panjuru açınca gittiler. Kameraya çıkmamak için. Sonra çıkıp merak ettik. Bunlar neyi kutluyor be? Aklım Futbol Federasyonu'na geldi. Aynı Soyad. Sıçtırmıştır buraya anasını satayım. İlaki burada gezdirecek. Sabah videomda söyledik. Gidin ananızın evinin karşısında diye. İlla burada gezdirecek. Sümüklü böcekleri dökmüşler, izleri var. Yağmur falan yağdı yok. Ve ben çıkar çıkmaz bu çobancı park kafe kapanıyor. Ve burası ekmek dolu. Aynı sabah kaldırdığım yeri yine aynı kimyasallığı bu kanallar üstünde. Trafik. Aynı yerlere kıbleme yani yine ıslak kimyasallığı, sinek çeşitleri uçuşan, yanında bok olan ekmekleri döşemişler. İşlem bu. Yusuf karşı çıkıyor, bu şeylere yapılacak. VIP karşımızda. Metro Turizm. Evet. Neyle sırılsıklam bunlar? Hayvanları işettikleri yer. Bunlar kutsal sayıyor ekmeği. Onlarla büyü yapıyorlar. Ne yapıyorlar ekmeğe? Üstüne hayvanlarını işletiyorlar. Evet. İkiyüzlülük böyle olur. Daha doğrusu şeytana tapma böyle olur. Asit gibi yakıyorlar ayaklarını. Besbelli ne var onların içinde? Kesinlikle toksoplazmaya bulabilirler. Karıncalar toksoplazma kapıp evin içine dalsın diye. Kafamı bile karıştırdılar. Kokuya bak be. Ekmeklere bu şeyleri yapıyorlar.